konuşmalarını yapmak üzere Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Profesör Doktor Ali Erbaş hocamızın kürsüyü teşriflerini arz ederim. Buyurun Sayın Başkanım. Ned'a es-Seyyid Ali Erbaş, Reis Heyet Diyanet et-Türkiye li'teşrif el-manassa bi ilqa kelimeti. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiyai vel murselin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Elhamdülillahillezî gâle fî kitabihil kerim. Bismillahirrahmanirrahim. Efelâ yanzurûne ilel ibli keyfe hulikat. Ve iles semâi keyfe rufi'at. Ve ilel cibali keyfe nusibet ve ilel ardı keyfe sutihat. Sadakallahul azim. Sayın Valim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, milletvekillerim, kıymetli kardeşlerim, sevgili gençler, dünyanın çeşitli ülkelerinden Türkiye'mizi, Konya'mızı teşrif eden çok muhterem kardeşlerim, hepinizi en kalbi hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. Bundan 25 gün önce Mekke'de, Arafat'ta vakfeye durduk. 1 milyonu aşkın Müslümanla Arafat'ta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün insanlığa çağrıda bulunduğu veda hutbesindeki ilkeleri hatırladık, hatırlattık. Onu, o ilkelere göre yaşamaya söz verdik Arafat'ta. Şimdi burada da sanki Arafat'ı hatırlatan bir sahrada, bir manzara ile sizlerle birlikteyiz. İzcilik Federasyonumuzun bu güzel faaliyetinin özellikle gözlerimizi semaya çevirmemiz, dağlara bakmamız, yeryüzüne bakmamız ve Cenab-ı Hakk'ın yüceliğini yeniden hatırlamamız, onun yücelliği karşısında kulluğumuzu yeniden hatırlamamız noktasında bu faaliyetlerin, bu etkinliklerin ne kadar büyük katkı sağladığını ben bir kez daha yakından müşahede etmiş olmaktan duyduğum mutluluğu, memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum. Arafat'ta Peygamber Efendimiz buyurmuştu ki, babanız Adem'dir, hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Adem de topraktan yaratılmıştır. Beyazın siyaha, siyahın beyaza hiçbir üstünlüğü yoktur. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap olana hiçbir üstünlüğü yoktur. İnne ekramakum indallahi etkakum. Allah indinde en üstün olanınız takvaca en iyi olanınızdır buyurmuştu. İşte biz de şurada, şu manzarada tıpkı Arafat'ta bu ilkeleri hatırladığımız gibi burada da yeniden hatırlıyoruz ve bütün dünyaya yeniden hatırlatıyoruz. Hepimiz Adem'deniz. Adem aleyhisselam topraktandır. Bizim birbirimize üstünlüğümüz ancak takva iledir. Kim ki Rabbimize, onun emirlerine en iyi bir şekilde itaat ederse, nehilerinden, yasaklarından, haramlarından en titiz bir şekilde kim kaçınırsa Allah indinde en üstün olan odur. Ve kema ra'ayna fi Arafat nara huna hâzel meşhed. نذكر أنفسنا ونذكر العالم بأنه لا فرق بين أبيض وأسود ولا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى من التزم بطاعة الله ومن انتهى عن نواهيه فهو الفائز في هذا الموقف. Sevgili gençler, bizim yaratılışımızı Cenab-ı Hak bize hatırlatıyor ve buyuruyor ki: "Estaizu billah, laqad halaknal insane fi ahsani takvim." Biz insanı en güzel bir surette yarattık. Bunu bize hatırlatıyor ve şu vazifeyi veriyor bütün kullarına: sizi yaratmış olduğum bu güzelliği muhafaza ediniz. Eğer bu güzelliği muhafaza edemezseniz sümme radednahu esfele safilin, aşağıların en aşağısı olursunuz. Dolayısıyla bizim vazifemiz, yaşadığımız müddetçe, nefes aldığımız müddetçe Cenab-ı Hakk'ın bizi yaratmış olduğu o güzelliği, o eşrefi mahlukat olmuşluğumuzu muhafaza etmektir. Bunun için peygamberler gönderilmiştir. Gönderilen bütün peygamberlerin gönderiliş amacı insanoğlunun o güzelliğini muhafaza etmesidir. İşte biz de bunun için ahlaklı olmayı, iyi olmayı, iyi insan olmayı, dünyayı iyiliğin değiştireceğini, dünyayı iyi insanların dengede tutacağını her vesileyle dile getiriyoruz. İşte burada bugün hepinize yeniden bunu ifade ediyorum ki Allah iyileri sever, İhsan sahibi insanları, muhsinleri sever. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam mizanda mahşer günü en ağır basacak amelin güzel ahlak olduğunu ifade etmekle işte bizi iyi insan olmaya, ahlaklı insan olmaya davet etmektedir. İşte bunun için Cenab-ı Hak bütün insanla İslam gibi bir nimeti göndermiştir. Bütün peygamberleri vasıtasıyla Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed Mustafa'ya kadar gelen bütün peygamberler İslam'ı toplumlarına ve bütün insanlığa anlatmak için gönderilmişlerdir. Son peygamber Hatemül Enbiya Muhammed Mustafa'ya gönderdiği son ayette Rabbimiz buyurmaktadır ki: "Estaizu billah, el-yevme ekmeltu lekum dinakum ve etmemtu aleykum ni'meti ve raditu lekumul islame dinen." Bugün sizin üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve din olarak İslam'ı seçtim, ondan razı oldum. Yani şunu anlıyoruz ki yeryüzünde bir kula verilecek olan en büyük nimet, verilmiş olan en büyük nimet İslam'dır. Bunun için ne kadar şükretsek azdır ki Rabbimiz bizim Müslüman olmamızı takdir buyurmuş. Bunun için çeşitli vesileler var. İşte izcilik de buna bir vesiledir. Bu vesileyi en güzel bir şekilde değerlendirmek de bizim görevimizdir. Sizleri tebrik ediyorum. Katıldığınız için tebrik ediyorum. Anne babalarınızı tebrik ediyorum. Çünkü siz güzel ahlak peşinde koşan gençlersiniz. Benim için güzel ahlaka katkı sağlayan en güzel faaliyetlerden birisi de izcilik faaliyetleridir. Çünkü tabiatla iç içe olmak, tabiattaki güzellikleri yeryüzünde de gerçekleştirmeyi sağlar. Bakınız, işte gökyüzüne bakınız. Herhangi bir dengesizlik var mı? Dağlara bakınız, ormanlara bakınız, yeryüzüne bakınız. Allahü Teala kainatı nasıl dengede yaratmışsa, nasıl hiçbir dengesizlik göremiyorsanız, işte biz de izciler olarak tabiatla iç içe olduğumuzda Rabbimizin kainatta yarattığı o güzellikleri içselleştirerek, hayatımıza da katarak bundan istifade edeceğiz ve izciler olarak, ahlaklı gençler olarak ahlaki ilkeleri yeryüzünde yaymak için büyük bir mücadele vereceğiz. Cenab-ı Hak bu konuda hepimize muvaffakiyetler nasip eylesin. Cumanız mübarek olsun. İzcilik Federasyonu'na, Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza, başkanımıza, devlet su işlerine katkı sağlayan herkese ben özellikle burada teşekkür ediyorum ve şunu da hatırlatmak istiyorum. İsraf haramdır. Suyu israf etmek haramdır. Yiyecekleri israf etmek haramdır. Zamanı israf etmek haramdır. İsrafın her çeşidi haramdır. O yüzden diyoruz ki sıfır atık, sıfır israf, helallerle meşgul olalım, haramların her çeşidinden uzak duralım diyorum ve hepinizi tekrar tebrik ediyor. Cumanızın mübarek olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Konuşmalarından dolayı Sayın Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Ali Erbaş hocamıza teşekkür ediyorum. Naşkuru Seyyid Doktor Ali Erbaş ala kelimeti.